Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, Yenimahalle ilçesine bağlı çiftlikte bulunan Marşandiz istasyonunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Olayın ardından Bakan Turhan olay yerine giderek kaza bölgesinde inceleme yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kaza sonrası 84 yaralının hastaneye kaldırıldığını söyleyen Koca, 84 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor. İkisinin durumu ağır dedi. Kaza sonrası toplam hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34 hastamız tedavileri hastanelerimize devam ediyor. Yani toplam 9 hastamızı, 9 vatandaşımızı kaybetti. Şu an 34 tedavisi devam eden ve bu 34 tedavisi devam eden hastamızın 2 tanesi biraz daha durumu ağır olarak devam ediyor. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Görüşmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük icraat programı konuşmasında da kazaya ilişkin değerlendirme yaptı. Meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Üçü makinist olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda görevli hareket memuru S.Y., tren teşkil memuru O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adli soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle takip edileceğini belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, savcılık görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksik olup olmadığını sonuna kadar takip edecektir ifadelerini kullandı.